Merhaba çocuklar. 6. sınıf Türkçe dersi. Ben öğretmeniniz Şengül Şahko Hoca. Geçen dersimizde Evliya Çelebi Viyana'da metnin incelemesini yaptı. Gezi yazısı üzerinde azıcık durduk. Evliya Çelebi'nin aslında gezi yazarı olduğunu anlatmıştık. Bugün de gezi yazısı nedir? Yani gezi yazısı nasıl yazılır? Onlara bakacağız. Gezi yazısı adından da anlayacağınız üzere gezilen yerleri, ülkeleri, şehirleri ve ilgi çeken bölümleri kaleme alarak anlatmak demektir. Gezi yazıları eskiden seyahatname ya da seyahat yazıları denmekteydi. Bununla birlikte o zamanlarda gezen kişiler de seyahat denirken şimdi ise gezen kişilere gezgin ve gezdiği yerleri tecrübeleriyle anlatıp yazdıklarına ise gezi yazısı denmektedir. Gezilen ve gören yerleri edebi bir dille anlatan ülke ya da yöreleri gözlemleyerek izleyen gezginin kaleme alıp akıcı ve anlaşılır bir dil ile yazmasına gezi yazısı denmektedir. Gidilen yerin ayrıca doğa güzelliği ile birlikte komşu ülkelerin ilişkileri de anlatılır. Yazılan gezi yazıları tamamen okuyucuları bilgilendirme amacı ile yazmaktadırlar. Araştırmacılar için gezi yazılarının önemi büyük olduğu, gezi yazıları büyük önem taşıyan yazılar olarak dikkatli şekilde yazılmalıdırlar. Gezi yazılarının özelliklerini maddeler halinde sıralayacak olursak Birinci maddemiz gezilen ve görülen bölgenin, ülkenin ya da şehrin detaylı bilgisini ve değerlendirilmesi anlatılır. İkinci madde olarak da gidilen yerin ayrıca tarihi, coğrafisi, konumu, sosyolojisi, yaşayan insanların gelenek ve görenekleri dahil o yer ile ilgili detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bir diğer maddemiz de gezi yazılarında ayrıca çok önemli olan nitelik ise fotoğraflardır. Fotoğrafların yazılan yazılar ile uyumlu olması da bir o kadar önemlidir çocuklar bunu unutmayalım. Gezilen ülkeyi anlatan gezgin ilgi çekici ve özellikle ülkemize göre çok farklı olan dikkat çekici özelliklerinden bahsetmek, gerek, bahsetmesi gerekmektedir. Özür dilerim çocuklar. Gidilen yerde bulunan insanların nasıl yaşadıklarını gezi yazılarında güzel ve anlaşılır şekilde anlatılması gerekebilmelidir. Kötü yaşam tarzları dışında toplumun her gün nasıl yaşadığını yazı ve görseller ile anlatılması gerekmektedir. Okuduğum bir gezi yazısında yazar e, bir metrobüse biniyor ve metrobüste insanların ellerinde kitaplar olduğunu görüyor ve gezi yazısını tamamen buna göre yazmıştı. Çok güzel bir yazıydı çocuklar. Gezi yazılarının özelliklerinin yanı sıra gezi yazılarının nitelikleri ise şöyle sıralanmalıdır. Gezi yazılarında olmazsa olmaz olan Dil anlatım ve kurgulama çok önemlidir. Kusursuz bir şekilde kaleme alınmalı ve anlatılmalıdır. Özellikleri bu gezip görülen yerlere gidemeyenler için merak duygusu uyandırmalı ve merakını doyurmalıdır. Özellikle çocukların dil gelişiminde büyük katkısı bulunacak şekilde yazılmalıdır. Gezi yazıları ayrıca gezginlerin sağlıklı ve düzenli gözlemleri sonucuna göre yazılmalıdır. Gezi yazısı nasıl yazılır ve nasıl yazılmalıdır? Gezi yazısı bir geziye katılınmasının ardından gezilip görülen yerlerin yazı ile anlatılması durumudur. Gezi yazılarında coğrafyadan, hukuktan, araştırmalardan gözlemlerden, hislerden ve duygulardan faydalanılır. Gezi yazısı yazarken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Onları da şöyle sıralayabiliriz. Gezilen yerlerde farklı farklı mekanlardan görüntüler alınmalıdır. Dünyanın çeşitliğinden insanların farklı dinlere, ırklara ve dillere sahip olmasından bahsedilir. Gezilen bölgenin tarihi ve bölgenin ev sahipliği yaptığı uygarlıklar ile ilgili bilgi verilir. Ekonomik faaliyetleri belirtilir. Gezi yazısında akıcı bir dil kullanılmalı ve açık olunmalıdır. Gezi yazısı fotoğraflarla desteklenmelidir. Anlatılan tarihi olaylar kronolojik sıraya göre verilmelidir gezi yazısında aktarılan bilgiler kısa ve öz olmalıdır. Bu da en önemlisi çocuklar. Önemli olmayan yerlerde ayrıntılara girilmemelidir. İlginç görülen özellikler yakalanmaya çalışılmalıdır. Evet. Çocuklar şimdi artık maddelere göre bir gezi yazısı nasıl yazılır? Onun özelliklerine göre bir yazısı yazınız. Geçen dersimizde zaten bir gezi yazısı istemiştik sizden. Şimdi artık bütün maddeleri, özellikleri öğrendiniz. Şimdi buna göre de bir gezisi yazın ee, ve bu iki gezi yazınızı karşılaştırın çocuklar. Bakalım şimdi artık gezi yazısı nasıl yazılır? Bunu öğrendik. Yani Buna göre bir gezi yazısı bir de geçen dersimizdeki gezi yazısını karşılaştırın. E, dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki Türkçe dersinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın çocuklar.